Selam arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rocket League'de rekabetçi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 2v2 kalacağız. Bu arada 3v3'te şampiyon 1 küme 1 oldum. Solo bir şekilde şampiyona kastım 3v3'te ve şimdi de 2v2'ye kalacağız. Elmas 3 küme 1'iz. Ben biraz kastım bunu. 1v1 niye Diamond 1'de? Çünkü arkadaşlar 1v1'de gerçekten bayağı yani çok kötü oynayıp düştüm, öyle söyleyeyim. Bu aralar niye videolar böyle çok az sıklıkla geliyor onu da söyleyeyim, çünkü yani yoğunluk var arkadaşlar kendi adıma. O yüzden böyle size hani her gün video gelecek, 2 günde bir video geleceğinin sözünü veremem. Ama yani elimden geldiğince sık bir şekilde de olsa video atabileceğimi sözünü vermeye çalışayım ve direkt oyunumuza geçelim. Hadi bakalım. Bu arada hiç ısınmadım. Umarım bize bir zarar salmaz. Oğlum sen vuracaksın zannettim, vurmadı. Ve oradan adamları tekrar geldi. Şimdi şu adam bir gitsin bakalım ne yapacak. Okey, bize boş geldi. Şöyle gidelim. Şöyle bir frik boşta kaldı. Vurursa gol. Bomboş bir kale vurdu, gol oldu. Güzel. Harika pas attı. Şimdi burada aslında bizim hiçbir şey yaptığımız yok diyebiliriz. Adamların kendi hatası ve oradan da şuradaki adamın bol chaser'lığıyla golü bulduk diyebiliriz. O zaman adama infoyu verelim ve topa gidelim. Şöyle vuralım. Oo, çok kötü bir kickoff yaptık. Umarım pahalıya patlaması alırım bunu, bırakırsa bırakmadı. Güzel pinç denemesi. Şöyle vuralım. Çok da güzel pas oldu. Şu adamı patlatabilir miyim diyeceğim. Bir tanesini bozduk. Kolay bir top, helal. Salacak mı? Salmayacak gibi ama. Hala salmıyor. Tamam, güzel. Bu adam bir tık toplu oynamayı seviyor gibi. Bize mi gelmişti o top? Bak hala salmıyor, görüyorsunuz. Neyse, golü attı. Güzel ama yani fark ettiyseniz her önüne gelen topa yani vurmayı seven bir arkadaşımız. Ama ona rağmen bir şeyler yapabiliyor. O yüzden şu anlık laf etmiyorum. Sıkıntı yok. Devam. Bu arada bizim de puanımız 66. Niye diye soracak olursanız, çünkü kral sağ olsun topa değmemize fazla izin vermiyor. O yüzden de böyle kaldık. Şöyle bir golümüzü atalım. Abi çok güzel başladık lan bu arada. Şaka bir yana her attığımız gol oluyor. Ya bizim için iyi bir şey ama ya 2v2'de böyle çok fazla geri dönüş olduğu için 4-0'dan 5-0'dan dönen maçlar var. O yüzden atabildiğimiz kadar atacağız abi. Şimdi bu noktada adamların gol atmaması önemli. Çünkü atarlarsa belki bir umutla saldıracaklardı topa ve oradan da gol bulurlarsa sıkıntı. Şimdi onu alır diye düşünüyorum. Çok iyi olmayan bir vuruş yaptı. Bana da ters geliyor. Buna gitmem lazım artık. Beni bozması kötü oldu. Ona gider bizim adam. Yine iyi olmayan bir vuruş. Şöyle bakayım, salacak mı? Yok, salmayacak. Gitmem iyi olmuş. Şöyle bıraktım. Kötü bir bırakma oldu. Aslında bırakma da denemez. Ah be, patlatamadım. Şu adam bir bassın da. Adam da basmadı. Ben bir tık agresife bağlasam mı? Aynen. Tamam, şöyle bir gidelim. Ah be, oradan sekeceğini tahmin etmiyordum. Kale boş. Adam saçmaladı. Adam harbiden saçmaladı orada. Bunu alır, ellemiyorum. Şöyle bir geçelim. Atalım topu. Tamam, bu şutu da savurduk bir şekilde. Şu dakikada kötü oynuyoruz bu arada. Ve oyu çok iyi kurtardı. Helal olsun. Allah, adam bizi taşıyor abi. Yalan yok şimdi. Gayet güzel taşınıyoruz bu maçta. Oo, vuramadık ya, bu kötü oldu. Ha, bu dakikadan sonra bayağı kötü oynamaya başladık. Atamadı. Şöyle vuralım. Şu boost almam lazım. 2'ye 1 geldik. Ay, çok kötü kaçırdık. Abi 3-0'dan sonra ne olduysa oynayamamaya başladık ve golü değdik mi oradan? Çok güzel tuttu. Bir tane gol atıp kendimize gelebiliriz de adam gidiyor ya, tamam gitsin o. Ben buradan vururum. Şöyle vuralım. Güzel tuttu. Onu alması lazım çünkü adam geliyor. Gayet iyi. İyi, skoru bir şekilde tuttuk orada gollemeden. Bu bizim adımıza olumlu. Fake atacaktım da saçma bir fake challenge'a girdim orada. Yapmam gerekiyordu. Çünkü adam zaten topun dibindeydi. Tamam, ben kaleye geçeceğim. Şut gelecektir buradan. Kötü bir şut.
Güzel blokladık. Adam vurursa bomboş kaleye atar. Ay ben patlatacaktım. Adam beni patlattı. O kötü oldu. Şu boost'u. Aa saldı. Kral ya. Ama beklemiyordum öyle bir vuruş. O yüzden tutamadık. Şimdi şunu bir alalım. Bir tane daha vuruş gelecek. Çok güzel. Salar mı? Salmadı. Yok salmış. Tamam şöyle bir gidelim. Vuralım. Olmadı. İyi abi güzel. Bayağı temiz tuttuk skoru ya. O konuda sıkıntı yok. Şimdi şu vursun ya da ben gideceğim buna ya. Şöyle kurtaralım. Bir tık daha havalandırsa büyük ihtimal gol yemiştik çünkü ilk baştaki gidişimiz çok saçmaydı. Neyse buna gitmeyeyim hiç. Döneyim vursa. Top da geliyordur arkamdan. Şöyle bir kurtarış daha. Adamın gelmesi lazım artık. Geldi güzel. Bizim kaç puan oldu? 414. O kadar kötü oynadık ama yine puanımız çok kötü değil ya. Ve adamın da bayağı her topa gittiğini düşünürsek. Ya bunu şey olarak almayın bu arada arkadaşlar. Hani çok kötü eleştiri olarak almayın. Adam gidiyor ama yine bir şeyler yapabiliyor en azından. Bazıları var her topa gidiyor hiçbir şey yapamıyor. Bu adam onlardan değil. Ve birinci maçımızı temiz bir şekilde kazandık. Bayağı da bir şey çıktı. Şimdi ikinci maçta geliyorum. İkinci maçımıza geçtik ve yanımızda puç var. Paç mı artık puç mu? Ay yap şunu dedi dur dur dur. Gideyim bu topa çünkü gitmezsem sıkıntı olacak. Kickoff'tan bir golümüz var mı hocam? Yok. Oo çok kötü geldi be. Yani tutardım ama riske atmak istemedim. Adamı havalandırdım. Adam orada değilmiş. Bu kötü oldu. Gol mü yedik? Harika bir gol yedik. Şimdi bu gol benim hatam. %100 benim hatam ama ya şöyle bir değerlendirme yaparsak yani adamın oraya gideceğini varsayarak topa değdim. Demek ki yapmam gerekiyormuş. Çünkü buradan da adamın agresif biri olmadığını çıkartabiliriz. Geçenki adam olsa mesela o topa giderdi. Niye? Çünkü her topa gitmeyi seven bir arkadaşımız. Buna gider bu arada bizim adam. Şöyle vursak gol. Hadi. Hadi abi. Heh, güzel tamam. Ya bak direkler hala yani Ocak ayından beri peşimizi bırakmıyor yalnız abi. O öyle bir sıkıntımız var. Bir de böyle durumlarda yani kaleyi tutturamıyorsanız arkadaşlar backboard dediğimiz üst kısmı atın. Ondan sonra double tap ile vurmaya çalışın. Daha kolay gidebiliyor. Yani iki tıklama diyebiliriz artık. Türkçesi olmadığı için İngilizcesini söylüyorum. Bu arada bizim adam ha gitti okey. De bunu alamayacak. Bu bende rahat top. Şöyle bir tane daha vuralım. Onu alırsın kral. Çok iyisin. Çok basmayacağım. Ya da aslında basılacak top da. Abi gelmiş de. Neyse dur şöyle bir kontrol edelim. Aa, bozmasalar. Hadi lan. Ah be. Olsun olsun güzel güzel. Böyle kontrollü oynayınca çok yani keyifli oluyor oyun ya. Böyle langur lungur dalmak yerine arkadaşlar kontrol ederek oynayın. Rekabetçi maçlarda. Çünkü bu kötü oldu. Adamlar çok agresif olduğu için özellikle Diamond Elo'sunda sizin avantajınız olabilir. Ah reset alamadık. Şöyle vuralım. Olmadı. Bizim adam niye bu kadar sakin? Bak bu da çok pasif. Geçenki çok agresifti. Bu da çok pasif oynuyor kral. Ya bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Artık siz karar verirsiniz bunu arkadaşlar. Ha, attı onu. Atamadı. Şöyle vuramam ben de çünkü açı çok dar. Üzgün dedi. Tamam sıkıntı yok. Ay teşekkürler dedim yani açıkta. Problem değil diyecektim. Tamam benim gitmem hataymış. Kaldır kaldır. Ah be ben buna gitmem. Buna bizim reis de gitmedi. O top sekerse sekmedi kötü oldu. Adam basmıyor benim basmam lazım bu noktada. Bunu aldı diye varsayıyorum güzel. Bir tane daha geliyor bunu da alması lazım. Kötü bir vuruş iyi değil ama adamın önüne sekti bu yüzden yine bir şekilde tesellisi olan vuruş diyebiliriz. Kötü geldi arkama. Şöyle bir bloğa çıkacaktım. Adam güzel blokladı. Yine kötü vuruş. Bu bende yine kötü oynuyoruz arkadaşlar ya. Bakalım. Bomboş bir kale. Ve atamadı. Sağlık olsun. Frik gelecek farkındayım. Kurtardık. Bir tane daha. Oy çok güzel. Oy helal lan sana. Ama yedik yedik. Bir kere de yiyelim artık ya. Çünkü bu bölümde gerçekten kötü oynadık. Şurada yapabileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Hiçbir şey yapamam abi.
Adam güzel kurtarmış ama oradan adamın önüne sekmesi bir tık şans abi, bilmiyorum. Siz ne yorum yaparsınız ama. Kick-off'u mu istedik ya? Benim hatamdan gol yedik. Üzgünüm diyelim. Kick-off'a çıkamadım abi. Neyse dur bakalım, belki döner bir şekilde maça. Oyuna yaklaşık 4-5 haftada doğru düzgün girmiyorum. Bunun için de hamlaşmış olabilirim. Dediğim gibi girmediğim için de video çekme fırsatı bulamadım fazla. Onu da çok kısa söyleyeyim. Şimdilik. Artık yani kaybedecek bir şeyimiz olmadığı için agresif oynamak zorundayız. Gol. Gol, tamam, güzel. İyi bir dakikada geldi gol ama ya kalecinin çok büyük hatası var. Tutabileceği bir toptu. Çünkü adamın önüne attım. Ayrıyetten şu savunmadaki adamın da hatası var. Neyse sıkıntı yok. Şu adam bir gitsin. Sana bıraktım, spamlayalım. Dur, benimki kopanım gerçekten kötü arkadaşlar, bilenleriniz bilir. Yani aslında hızlı kickoff'u bir şekilde yapabiliyorum kendimce ama yine de olmuyor diyebiliriz. Şöyle bir gidelim. Aa, sekledi. Gol. Gol gol gol. Nice be. 3-3'e geldi. Abi böyle bir şeyim ki yani. Böyle gol 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 diye falan bağırıyorum, çağırıyorum. Heyecanlı maç oluyor ya. Güzel ama sonu bizim aleyhimize bitsin. Daha doğrusu bizim lehimize bitsin. Aleyhimize değil. Hadi lan. Hadi. Yes. 4-3 oldu. Abi o kadar saçma goller attık ki. Yani saçma goller derken şöyle arkadaşlar. Bütün şu 3 gol adamların hatasından geldi. Bu yüzden de bir tık şanssızlık var şimdi. Abi skoru tutacağız bir şekilde. Artık buradan maçı vermek yok. İyi bir kickoff değil. Şöyle zor da olsa vurdum, vuramazsam çünkü gol giriyordu. Ayrıca ters gelen bir toptu. Buna vuramam. Busum yok. Çok güzel vuruş. Hala busum yok bu arada. Bir şey diyeceğim. Sağdaki bütün buslar adam tarafından mı alındı? Hayır, hayır, hayır. Hayır ya. Aga yani benim buna yapabileceğim bir şey yok demeyeyim. Çünkü adam oradayken busa gidiyordum. Sonradan da gol yedik ya. Bu gol benim hatam bu arada da. Yani tam busa giderken topun gelmesi. Abi yine ki kop istedik ya. Yine ki kop istedik. İnanılmaz bir maç oluyor. Benim açımdan çok hatalı bir maç oluyor. Yani ilk defa bu kadar hatalı maç çıkartıyorum diyebilirim yani. Şu an bayağı kötüyüm. Ya iki tane kickoff kaçırmak normal bir şey değil. Ama yapacak bir şey de yok ya. Oynayacağız. Çok gitgelli bir maç oluyor. Çok iyi. Boş yakaladın. At tutar ya. Aa, tutamadılar. Olaya bak. Abi bir dakika. Şu an 579 puan var. Bak 3 gole rağmen adamın önünde değilim. Ve bu da harbiden kötü oynadığımızı gösteriyor yani. Ya şu an Diamond maçı değil de Gold maçı falan oluyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Yalnız iki tane kickoff golü yemem de harbiden 10 numara olay. Bunu da mı istedik? Direkten döndü. Gidecek mi adam? Gitmedi. Şans eseri bizde kaldı. Şöyle bir gidelim. Ben iki zıplamı da kullandım mı? Aynen kullanmışım ya. Neyse bir defansife bağlayalım abi. Bayağı kötü maç çıkardık bu arada arkadaşlar, çaktırmayın hiç. Abi Filik gelecek. Filik gelecek ve yedik abi. O kadar boş bırakırsak adamı, adam da onu yazar yani, hiç affetmez. 30 saniyemiz var. Yani olur mu olur. 30 saniye 3 gol attık. Bir gol neden olmasın. Kickoff'a gitmeyeceğim. Daha doğrusu Bursa gideceğim. Kale durmayıp. Hadi ye onu. Ah be, yemedi. Vurursun vurursun vurursun. Kötü vuruş. Bir tane daha. Bir şey yapamam ki abi ona. 15 saniyemiz var. Olabilir. Neden olmasın diyoruz hala. Hani şey gibi oldum iyice ya. Böyle her şeyi umut bağlıyormuşum gibi oldum ama. Şöyle bir gidelim bakalım. Sek oradan. Sek oradan. Gol be. Abi 6-6. Ya bu kadar. Abi bunun sonu Allah için bizim lehimize bitsin ya. Çok fena bir maç oluyor. Ya bu kadar hatalı oynadığım bir maçta bile durumun bu noktaya gelmesi. Ya artık hatanın telafisi yok abi, hadi. Ya bu golü hatta mümkünse
Çok güzel sekti. Gol. Gol be. 7-6 be. Of, maça bak. Adam direkt rage quit attı. Bizim takım arkadaşı lafla yasof. Yani götümle gidiyorum diyor abi. İnanılmaz, maça bak. Abi çok hatalı oynadı bu maçı. Gerçekten. Aynen öyle, diskin fenaydı ya. Neyse. Bir şekilde ve maçın adamı nasıl ben oldum abi. Ya şu bu kadar kötü oynadığım bir maçta maçın adamı nasıl ben oluyorum. Neyse abi, güzeldi. 4 gol, 2 asist, 1 kurtarış ve 7 şutla maçın adamı olarak videoyu tamamladık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi bu yaz döneminde videolar böyle çok sık gelemeyebilir. Onun için beni anlayışla karşılayın ve bunu hoşgörüyle karşılayacağınızı umuyorum dediğim gibi. 2 maç attık. 2 maçtan da galip geldik ve şöyle de rankımıza bakalım. Elmas 3, 2, 2'de kaldık. 2. maç dediğim gibi çok kötü oynamamıza rağmen kazandık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve kanala da hala aboneyseniz 2-3 saniyesi ayırıp aşağıdan kırmızı butonu tıklamayı da unutmayın. O zaman şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.